Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size mayoz bölünme konusunu anlatacağım. Mayoz bölünme tek videoda bitmeyecek bir konu. O yüzden evreler kısmını burada, grafikler kısmını ise bir sonraki videoda bulacaksınız. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi aslında daha önceki videolarda mitoz bölünme anlatmıştım. Mitoz bölünmeyi anladıysanız bilin ki mayoz bölünmenin de yarısından fazlasını biliyorsunuz. Çünkü aslında orada öğrendiğiniz bilgilerin üzerine yeni bilgiler koyarak size mayoz bölünmeyi anlatmaya çalışacağım. Mayoz bölünme tamamıyla Üreme amaçlı yapılan bir bölünmedir. Yani büyümek, gelişmek ya da bir yara onarımı yapabilmek amacıyla mayoz yapılmaz. Sadece üreme amaçlı yapılır ve amacı üreme ana hücresi dediğimiz, yani üreme hücresi hücrelerini oluşturabilen ana hücreler bunlar. Örneğin kadınlarda yumurta ana hücresi, erkeklerde sperm ana hücresi gibi. Bu yumurta ana hücreleri Mayoz bölünme yaparak gabet üretirler. Yani üreme hücrelerini. Örneğin yumurta ana hücresi yumurta hücresini üretir. Sperm ana hücresi ise sperm hücresini üretir. İşte burada bu sperm ve yumurta hücrelerinin üretilmesi mayoz bölünme ile gerçekleşir. Mayoz bölünme yapacak olan iki en kromozomlu bir hücre vardır. Bu hücrenin adı demin de söylediğim gibi üreme ana hücresi. Bu hücrenin hayat döngüsüne baktığımda bir interfaz ve interfazı takip eden iki tane bölünme aşaması olduğunu görüyoruz. Bu bölünme aşamalarına ise mayoz 1 ve mayoz 2 adını veriyoruz. Mayoz 1 dediğimiz aşama kromozom sayısının yarıya inmesini sağlıyor. Mayoz 2 dediğimiz aşamada ise DNA miktarı yarıya iniyor. Yani aslında mayoz 2 bir nevi mitoz bölünmenin aynısıdır. Yani mitozda size anlattığım o profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve stokinezde ne oluyorsa aynısı mayoz 2'de de olacak ki çok ayrıntıya girmeden hızlıca oraya da bu videonun sonuna doğru anlatacağım. Mayoz 1 dediğimiz bölünme kromozom sayısını yere indirir dedi. Yani 2N kromozomdan N kromozoma düşmüş genetik yapısı birbirinden farklı iki hücre oluşturur. Ardından mayoz 2 gelir ve mayoz 2 de kromozom sayısını değiştirmeden sadece DNA miktarını yarıya indirir. Örneğin, bunlarda toplamda 200 gram DNA varsa, aşağıdaki hücrelerde 100 gram DNA var diyebiliriz. Bu şekilde DNA miktarını yarıya indirerek toplamda 4 tane hücrenin oluşması sağlanacaktır. Şimdi başlayalım interfazla. Bir hayat döngüsüne baktığımda bir interfaz ve onu takip eden iki tane bölünme aşaması gördük. Interfaz dediğim aşama aslında daha da önce anlattıklarımdan bir farkı yok. Yani G1 aşaması, S aşaması ve G2 aşaması var. Bir de birbirini takip eden mayoz 1 ve mayoz 2'nin olduğu bölünme aşamaları var. Burası ise interfaz yani bölünmeye hazırlık aşaması olacak. İnterfazla ilgili daha önce söylediklerimin aynısını burayı için tekrar söyleyeceğim. İnterfaz hücrenin normal hayatsal faaliyetlerini yerine getirdiği ve bölünme emrini alması sonrasındaysa bölünmeye hazırlık yaptığı evredir. 3 aşamadan oluşur. G1, S ve G2 aşaması. G1 aşamasında hücre normal hayatsal faaliyetlerini yerine getirir ve bu sırada kendisi için ihtiyacı olan çeşitli moleküllerin de üretimini sağlar. Ne üretemez? Sadece G1 aşamasında DNA sentezi yapamaz. Burada sorularda en çok karşımıza gelecek olan şey bu. G1 sonucunda bir bölünme emri geldikten sonra bu bölünme emrinin gelmesiyle S aşaması başlar. Yani lütfen şu yazdığımdan bunu karıştırmayın. Bölünme emri S'de gelmiyor. Bölünme emri G1'de geliyor. Emir sonrası S aşaması başlıyor ve böylelikle replikasyon yani DNA eşlenmesi yapılıyor. Ardından G2 başlıyor. G2'de ise daha önce yaptığımız bütün olayların kontrolünü gerçekleştiriyoruz ve her şey düzgün çıkarsa o zaman bölünme aşamalarına geçebiliyoruz. Sentrozom eşlenmesi ise interfaz evresine gerçekleşen bir olaydır ama G1'de S'de ya da G2 diye ayrıntısına girmemizin anlamı yok. Çünkü zaten net bir birliktelik de yok bu bilgiyle ilgili. Şimdi bu şekilde mayoz bölünmenin ayrıntılı olarak fotoğraflarını görüyorsunuz, resimlerini görüyorsunuz. Ben konu anlatımına ama ihtiyacım olduğunda bu sayfayı gene açacağım. Şimdi mayoz 1 dediğimiz aşama artık mayoz bölümenin bölünme aşamaları. Birbirini takip eden iki tane bölünme aşaması var. Ve bu bölünme aşamalarının arasında da asla bir interfaz görülmüyor. Mayoz 1 kromozom sayısını yarı inmesini sağlar. Tabii ki kromozom sayısını yarı indirirken aynı zamanda DNA miktarını ya da gen sayısını da yarıya indiriyor. Çünkü sayıyı kromozom sayısını yarıya düşürmek aynı zamanda bunu da düşürmek anlamına geliyor. Ama sorularda sizden öncelikli olarak istediği şu cümle olacak. Ama DNA miktarını yarıya indirebilir mi? Evet indirir. Gen sayısını yarıya indirir mi? Evet indirir. Ama önemli olan kromozom sayısının yarıya inmesini sağlaması. Örneğin insanlarda 46 tane kromozom vardır ve bir insan mayon sonucunda oluşturduğu üreme hücresine baktığımda 23 kromozomlu olduğunu görüyorum. İşte o 23 kromozoma yani 46'dan 23'e inmesinin temel sebebi mayoz 1'dir. Bu aşamada karokinez ve stokinez olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek ve karokinezde tabii ki mitozda öğrendiğimiz gibi gene profaz, ve metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden oluşacak. Ancak profaz dediğimiz evre burada çok daha uzun sürecek. Yani bir mitozun profazına oranla Profaz bir daha uzun sürecek ve burada artık evrelerin sonuna bir gibi ifadeler eklemeliyiz ki mitozun profazından farklı olduğunu anlayabilelim. Burada mitozun profazınla aynı olan olaylar da olacak. Yani kromozomlar belirginleşecek, sentrozomlar arasında iyi oluşacak ve bunlar zıt kutuplara doğru hareket edecekler. Çekirdek zarı, organeller ve çekirdekçik erimeye başlayacak. Ve evrenin sonuna doğruysa kromozomlar iyi ipliklerine tutunacak dedik. Şimdi bunlar zaten mitozdan bildiğimiz kavramlar. Bir de burada mitozda olmayan 3 olay gerçekleşecek. Bunlar tetrat, sinapsis ve crossing over. Bu 3 kelimeyi gördüğünüz anda bu bir mayoz bölünmedir diyebilirsiniz. Bunlar kanıt olan olaylar. Şimdi burada Kromozomlar belirginleşiyordu. Yani normalde sayılamayacak haldelerdi. Ama artık burada sayabileceğimiz hale geldiler. Şimdi sayabileceğimiz hale geldikleri zaman bunlar burada birbirlerinin çiftini buluyorlar. Biz annemizden yapımızdaki kromozomların yarısını alırız. Diğer yarısını ise babamızdan alırız. Ve annemizin birinci kromozomu ile babamızın birinci kromozomu aslında birbirinin eşidir. İşte bu şekilde toplam 46 kromozomum olduğuna göre 23 eş kromozomum var. Mayoz bölünmede bu eşler birbirini bulur. Yani annemden aldığım birinci kromozomla babamdan aldığım birinci kromozom burada artık birbirlerini bulmaya başlarlar. Şekilde farklı renklerle göstereyim. Annemin kırmızı olsun, babamınki mavi olsun. Buna A, buna B diyeyim. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. İşte artık buradaki bu biri annemden, biri babamdan gelen birbirinin eşi olan kromozomların birbirlerini bulması olayına tetrat adını veriyoruz. Bunlar tetrat şeklinde birbirini bulduktan sonra birbirlerine yaklaşarak sarılmaya başlıyorlar. Ve bu sarılma sonucunda oluşan bu olayın adına ise sinapsis adını veriyoruz. Ve sinapsis durumundaki bir bölgede şu şekilde birbirlerine çarpışma bölgelerine ise kiyazma adını veriyoruz. Ve bu şekilde de sinapsis tamamlanıyor. En son ise crossing over görülüyor. Crossing over'da ise sinapsis ise birbirlerine değdikleri noktalarda bir parça değişimi oluyor. Örneğin şurada ne olmuş? Değmiş. O zaman mavi bu tarafa geliyor. Yani babamın kromozomunun parçası annemin tarafına geçiyor. Annemin kromozomunun parçası ise babamın tarafına geçiş yapıyor. İşte bu şekilde parça değişikliğine ise crossing over adını veriyoruz. Buradaki crossing over'ı mutlaka karşılıklı olması lazım. Yani bir taraf karşıdakine kromozom parçası verirken diğer taraf da almalı. Eğer bu olay tek taraflı olursa o zaman bu bir mutasyon olur ve bu hiç olumlu bir şey değildir. Ama crossing cover olumlu bir şeydir. Çünkü bir parça değişikliği çeşitlilik anlamına gelir. Crossing cover mayoz bölünmede asla görülmek zorunda değildir. Ama eğer görülmüşse bu mayoz bölünme sonucu oluşacak olan gametlerin birbirlerinden daha da farklı olması anlamına gelecektir. Şimdi ben genelde videolarda ve normal derslerimde bu konuyu anlatırken bir hikayeleştirerek anlatıyorum ve daha önce anlattığımda da sizin de hoşunuza gitmişti. O yüzden tabii ki bu videoda da bundan bahsedeceğim. Şimdi aklımızda tamamen tutabilmek için böyle bir şey yapıyoruz. Buradaki kromozomlarımız bir kadın ve bir erkek olduğunu düşünelim. Tetratta Bunlar birbirlerini ilk defa görüyorlar ve bakışmaya başlıyorlar. İşte bakışmaya başlayıp birbirlerini ilk defa görmeleri tetrat oluyor. Sonra birbirlerinden çok etkileniyorlar ve birbirlerine sarılıyorlar. Bu olay sinapsis oluyor ve etkilenme ve sarılma sonucunda da aşık olup kalplerini yer değiştiriyorlar. Bu da crossing over örneğimiz olabilir. Bakıştılar, sarıldılar, aşık olup kalplerini yer değiştirdiler. Buradaki tetrat, sinapsis ve crossing over olayları zaten tamamlandığı zaman profazda tamamlanmış oluyor ve bu üç olay mayoz bölünmenin gerçekleştiğinin de bir kanıtı olmuş oluyor. Bu olaylar bittikten sonraysa metafaz 1 başlıyor. Zaten profaz 1'in sonunda kromozomlar iplikine tutunmaya başlamışlardı. İşte burada sentrozomlar kromozomları merkezde diziyor ama buradaki merkezli diziliş çok farklı. Çünkü mitoz bölünmenin merkezde dizilişinde şu şekilde tek sıra bir dizilim vardı. Bu mitoz bölünmenin metafaz aşaması. Metafaz 1 aşamasında ise hücrenin kaç kromozomu varsa o kadar kromozom ikili ikili diziliyor. Yani bu da metafaz pardon, metafaz 1 aşaması olmuş olacak. Ki şu şekilde de baktığımız zaman ikili ikili dizili yani aslında burada biz tetrat durumuna gelmiş olan kromozomları birbirlerinden ayırmadan diziyoruz. Tabi mesela buraya baktığımız zaman gördüğünüz gibi parça değişikliği olmuş. Aynı zamanda bu şekilde de bir crossing over var. Buradaki dizilim genetik çeşitlilik için çok önemlidir. Çünkü hangi kromozomun ne tarafta duracağının hiçbir kuralı yoktur. O sırada profaz birin sonunda meydana gelen iyi iplik tutunmasının tamamen rastgele meydana gelmesi buradaki dizilimin de rastgele olacağı anlamına gelir. Yani kırmızılar aşağıda olabilirdi, birininki aşağıda birininki yukarıda olabilirdi. Bunun asla bir kuralı yoktur. Ardından anafaz 1 başlar. Anafaz 1'de ise buradaki iyi iplikleri çekiştirmeye başlar. Ve bu çekiştirmeye dayanamayarak iki taraf birbirinden ayrılır. Yani aslında anafaz 1'de tetrat bozulur. Ve böylelikle homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Şimdi burada 4 tane kromozom var. Sayıyorum burada da 4 kromozom var. Yani Anafaz bir evresi kromozom sayısının arttırılmasına yol açan bir evre değil. Kardeş kromatit ayrılmasında her bir kromatit kromozom olarak sayılacağı için orada bir kısa süreli kromozom sayısı yükselmesi görüyorduk. Ama homolog kromozom ayrılmasında böyle bir şey söz konusu olmuyor. O yüzden kromozom sayısı da değişmiyor. Buradaki bu homolog kromozom ayrılması kromozom sayısını değiştirmiyor ama mayoz bölünmedeki kromozom sayısının yarıya inmesinin temel sebebini de anafaz 1 meydana getiriyor. Anafaz 1 bittikten sonra ise telofaz 1 başlıyor. Telofaz 1 daha önceki mitozda da olduğu gibi olayın tam tersidir. Yani orada kromozomlar belirginleşiyordu. Burada kromozomlar yavaş yavaş eski halini almaya başlıyor. Ancak bazı hücrelerde kromozomlar eski halini almayabilir. Bu halde de kalabilir. Çünkü hatta kromatit demeyelim kromozom olmalı. Kromozom halinde kalabilir çünkü bitmiyor. Yani bundan sonra mayoz 2 olduğu için tamamen her şeyi eski haline getirmek bazı hücreler için aşırı gereksiz bir durum. O yüzden de bazı hücrelerde bu eski haline gelmeyebilir. Ama bu sorularda çok önem vereceğiniz bir ayrıntı değil. Genel olarak kromozomlar kromatin iplik haline alır deyin geçin. Çok da önemli bir çok ayrıntı mutlaka bilmeniz gereken mutlaka ayırt etmeniz gereken bir durum değildir. Sorularda buna dikkat edilmez. Burada artık iyi iplikleriyle olmadığı için iplikleri kaybolmaya başlıyor. Yeniden çekirdek sarı ve organeller ve çekirdekçik tekrardan oluşmaya başlıyor. Yani aslında profazda ne yaptıysak eski haline geri getiriyoruz ve hücreyi eski haline geri getirmiş oluyoruz. Hücreyi iki çekirdekli bir görünüme sokuyoruz. Tabii ki stokinez tamamlanana kadar hala tek bir hücre halindedir. Ama telofazdan sonra ya da telofazla eş zamanlı olarak yürütülecek olan stokinizin gerçekleşmesiyle beraber iki taraf birbirinden ayrılıyor. Böylelikle genetik yapısı da birbirinden farklı iki yeni hücre oluşuyor. Zaten şekle dikkat ederseniz, bakın kırmızı çoğunlukta, mavi çoğunlukta çizilmiş. Yani içeriğinin de farklı olduğunu görebilirsiniz. Ve artık buradaki hücrelerin kromozom sayısı ene düşmüştür. Çünkü homolog kromozom ayrılmasında biz aslında homologları birbirinden ayırıyoruz. Yani anne ve babamızdan gelen eş kromozomları birbirinden ayırdığımız için artık diploid bir hücreden bahsedemiyoruz. Yani iki en kromozomu bir hücre kavramı mayoz birin sonunda kalmıyor. Tabii ki Mayoz 1'in sonunda gerçekleşen sitokinez gene hücrenin yapısına göre oluyor. Boğumlanma da olabilir, aralamel oluşumu da olabilir. Bunu hücrenin çeşidi belirleyecek. Bu olaylar bittikten sonra mayoz 1 bitince altta bir interfaz gerçekleşmeden mayoz 2 başlıyor. Mayoz 2 zaten kural olarak da mitoz bölümenin aynısıdır. Yani zaten şu an mitoz bölümü biliyorsanız bunu da biliyorsunuz anlamına getirebiliriz. O yüzden bunu teker teker ayrıntı ayrıntı da anlatmayacağım. Çünkü mitoz bölünmeyi zaten siz çalışmadıysanız mayoz bölünmeyi anlamayı beklemeyin. Eğer mayozda problem yaşıyorsanız lütfen önce mitoz bölünmeyi tamamlamalısınız. Mayoz 2'de sadece interfaz olmuyor ama bir sentrozom eşlenmesine ihtiyaç duyuluyor. Çünkü bir hayvan hücresinde İki sentrozoma ihtiyaç vardır ve bu sentrozom interfazda eşlenir. Ama burada bir interfaz olmadığı için burada profaz 2'nin başlangıcında bir sentrozom eşlenmesi gerçekleşecektir. Kurallarımız aynı. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telofaz 2 şeklinde olaylar gerçekleşecek. Profaz 2'de daha önce söylediklerimin aynısı yani kromozomlar belirginleşecek, iplikleri oluşmaya başlayacak, çekirdekçik, çekirdek zarı organeller erimeye başlayacak gibi. Mitozda ne oluyorsa burada da aynısı olacak. Tek farkımız şu. Mayoz 2'deki hücrem artık en kromozomlu bir hücre. Yani normalde hücrem 46 kromozomluydu. Bu hücre mayoz 1 yaptıktan sonra kromozom sayısı 23'e düşer. O yüzden burası normal kromozom sayısının yarısı kadar kromozom taşıyan bir hücrenin mitoz bölünmesi gibi düşünebiliriz. Ardından metafaz başlıyor. Şimdi bu önemli. 3 tane metafaz var. Demin de anlatmaya çalıştığım aslında. Bunlar mitoz bölünmenin metafazı. Mayoz bölünmenin metafaz 1'i ve mayoz bölünmenin metafaz 2'si. Metafazdaki yani normal bir metafazda kromozomlar şu şekilde merkeze tek sıra dizilirler. Metafaz 1'de ise tetratlar aslında merkezde tutulduğu için şu şekilde ikili ikili bir dizilim olur. Metafaz 2'de ise kural olarak mitozun aynısı dediğim için buradaki gibi tek sıra bir dizilim olmalı. Ama artık kromozom sayımız yarıya indiği için artık bu hücrede 4 kromozom değil 2 kromozom vardır. O yüzden iki kromozomu şu şekilde yan yana görebiliriz. Bunlar sorulardan en fazla gelen şeylerden bir tanesi. Şekile bakıp ne olduğunu mutlaka anlamanız gerekmekte. Profaz 2 tamamlandıktan sonra ise metafaz 2 başlar. Metafaz 2'de zaten profazın ikisine doğru tutulan kromozomlar metafaz 2'de merkeze tek sıra dizilirler. Bu şekilde daha düzgün bir ayrım olması sağlanır. Ardından anafaz 2 başlar. Anafaz 2'de kardeş kromatit ayrılması görülür. Ama şunu da unutmamalıyız ki, ki sorularda bunu belirtmek için hep öyle söylüyor. Kural olarak diyoruz. Çünkü sonuç olarak orada bir crossing over olmak zorunda değil. Eğer olmuşsa biz kardeş kromatitlerden bahsedebiliriz. Ama eğer olmamışsa burada böyle bir kardeş kromatit ayrımı meydana gelmeyecektir. Ama biz gene de burası mitozun aynısı olduğu için kural olarak kardeş kromatit ayrılması görülür ifadesini kullanacağız. Anafaz 2'de artık kardeş kromatit ayrılması olduğu için gene her bir kromatiti kromozom olarak saymak durumundayız. Dolayısıyla örneğin şu hücre 4 hücreliyken anafaz evresinden sonra yani anafaz 2'den sonra kardeş kromatit ayrılması nedeniyle 8 kromozom olarak isimlendirilecek. Ardından bu oluşan hücrelere baktığımızda ise genetik yapılarının birbirinden farklı olduğunu ve en kromozomlu 4 tane hücre olduklarını biliyoruz. ve Bu şekilde de mayoz 2 stokinez sonrası tamamlanabiliyor. Stokinezde de bir değişiklik hiçbir şekilde olmuyor. Yani hücrenin yapısına uygun hangisi ise boğumlanma aralamin oluşumu gibi bu şekilde stokinez gerçekleşiyor. Şimdi mayoz bölünmede genetik çeşitlilik neden olur? Ki bir sonraki videoda mayozun genel özelliklerinden bahsedeceğim. Ve mayozda genetik çeşitlilik sağlanır diyeceğim. İşte neden? Birincisi crossing over yani profaz 1'deki kromozomların parça değiştirmeleri bir çeşitlilik anlamına gelmektedir. Bunun dışında homolog kromozomların rastgele dizilmesi. Yani profaz 1'in sonuna doğru kromozomları iyi tutar ve daha sonraysa Bunların merkezde dizer ve buradaki dizilim asla belirli bir düzene bağlı olmaz. Rastgele kim nereye denk gelmişse orada bir dizilim gerçekleşir. Ardından zomol kromozom ayrılması meydana gelecektir. Yani kromozomların yarısı bir tarafa, yarısı bir tarafa gideceği için artık şu şekilde X yapısını hiçbir yerde göremiyoruz. Bunu ne zaman ayırıyoruz? Anafaz 2'de ayırıyoruz. Bir de bunun yanında bir tane daha kromozomunun olduğu hal vardı. O da ikisi beraber anafaz 1 evresinde. Yani anafaz 2 bunu bölüyor. Anafaz 1 ise bu ikisini birbirinden ayırıyor. Ve bu ayrımı yaparken kimin ne tarafa gideceği belli değil. O yüzden bu da gene genetik çeşitliliği arttıran faktörlerden bir tanesi olacaktır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ve böylelikle mayoz bölünmenin genel olarak evrelerini tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda konulara da kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.